Acaba doymayan kim? Kendisi mi doymuyor? Onlar mı doymuyor? Çözemedim. 6 tane klibimiz 2 tane bayan arkadaşımızın tavşan kulaklarıyla bitiyor. İlginç ve yatakta bitiyor. İsmail Yeka şarkı söylerken arka planda diğer kızlar var ama ben daha doymadım diyen bayan o klipte yok. O sahnede yoktu yani. Sağ tarafta kullanılan bir tane çiçek var. Duvarda büyük bir çiçek var. Bu çiçek niçin kullanılmış bilmiyorum. Hani bak bu kelime yetmedi mi sana olayını kullanmamış olsa ben diyeceğim ki bu kadın aç. Ama bunu kullanınca ben ya yani üzülüyorum ya. Üzülüyorum yani ben kadınların cinsel obje olarak gösterilmesinden nefret ediyorum. Hele hele bir de hop de yavrum. Azıcık da sop de yavrum. Ya sen bu kadına hem hop be yavrum de hem sop be yavrum de. Ve burada neler söyleniyor? İnanın ben de anlamış değilim. Bu kadının acaba duygusal eksiklikleri mi var? Bu kadın acaba yeni elbise almak için para mı istiyor? Ya bu kadın ne istiyor? Çüş. Çüş kelimesi bir kadına bana karşı söylenebilecek küfürden daha ileri bir şey ya. Yani kötü bir kelime. Çüş ne demek abi? Eşeğe deniyor çüş ya. İzlediğiniz, dinlediğiniz her şeyin ayrıntılarını es geçmeyin arkadaşlar. Arka planda oynadığı, o oyun oyun oynadığı, sallandığı yerin yer oturdukları yer daha doğrusu. Kesinlikle hiçbir oyuncu ve sanatçılarla ilgili alıp veremediğim hiçbir şey söz konusu bile değildir. Benim alıp veremediğim onların müziklerindeki sözleri ve kliplerindeki saçma olaylar. Kliptir kardeşim, müziktir kardeşim olur böyle şeyler diyen arkadaşlara hemen cevabını vereyim. Müzik bir evrensel anlatma dilidir. Bir müziğin içerisine ortalama 3 dakika içerisinde anlatmak istediğin her şeyi sığdırmak zorundasın. Bu nedenle şarkının klibinde ve sözlerinde sadece en iyi sözlere ve en iyi görüntülere yer verilir. Yani vereceğin mesajı dakikalar içerisinde izleyicinin veya dinleyicinin beynine yerleştirmelisin. Sanırım cevabını aldın ya da sen cevabını aldın. Cevabını aldığına göre hadi şarkı sözlerini yorumlayalım. İsmail YK Oha Cidden oha yani. Saçma sapan bir klip yapmış bana kalırsa. Sözleri zaten anlaşılmıyor abi. Ne diyor bu adam ya? Oha 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 deyip duruyor. Başka bir şey yok diyen dinleyiciler illaki vardır. Çünkü ilk başta dinlediğinizde sadece eğer klibi dinliyorsanız zaten bir şey anlamıyorsunuz. Veya sadece şarkıyı dinliyorsanız kesinlikle bir şey anlamıyorsunuz. Çünkü ikisini bağdaştırmaya çalışmış İsmail YK. Peki bize ne anlatmak istemiş? Dilerseniz ilk önce sözleriyle devam edelim. Daha sonra İsmail İsmail Ekân'ın klibini ve sözünü birlikte eleştireceğiz. Pa, Rodimiz, başlasın. Wow, farklı bir giriş. Hmm. Oha. Neden bu görüntüleri kullanmış bilmiyorum. Anlatmak istedikleri nerede bakalım? Salla salla, boşver salla. İyi, tamam. Ne sallıyoruz? Bakalım salla salla boş ver salla dünya dönsün etrafında. Bunu sanırım bir kıza hitaben konuşuyor çünkü şu an klipte de görüyorsunuzdur karşısında bir bayan var. Bayana salla salla boş ver salla dünya dönsün etrafında bu sallanan yer neresi onu çözemedim. Hala çözemedim devam ediyoruz. Söyle söyle doymadın mı? Söyle söyle, doymadın mı? Doymadığı şey ne acaba? Klipte ben cidden hani yemekle ilgili bir şey görmedim. Sadece birkaç pasta falan var ama bakacağız şıkır şıkır hay maşallah. Burada yani doymadım mıdan sonra acaba neden şıkı şıkı hay maşallah dedi onu da çözmüş değilim. Devam edelim. Hele bir de hop de yavrum. De hop de yavrum. Tamam diyelim hop. Azıcık da sop de yavrum. S-O-P de yavrum. S -O -P, sop sop de yavrum. Sop dedik. Bağırsam vurdum duymazsın. Bağırsam vurdum duymazsın. İyi o da güzel. Bağır tamam. Ya kime söylüyorum bir sistem de var. İyi tamam hoş anladık tamam. Ne anlatmak istedi? Yani buraya kadar bakın yaklaşık müziğin ilk 30 saniyesini bitirdik. Ama kafada kalan tek şey sallaması. Bir bayana hop de yavrum dememiz. Ve onun bizi duymaması. Sanırım farklı saçma bir mesaj veriliyor ama burada aslında e, kim ön plana çıkarılmaya çalışmış. Kime ne söylemeye çalışıyorlar onu anlayamadım. Aslında anladım da size anlatmakta zorlanıyorum. Tekrar klibin içerisindeki sözleri sırasıyla ele alacağım arkadaşlar. İlk iki cümleden başlayalım. Salla salla boş ver salla tamam. Dünya dönsün etrafında. Şimdi eğer bayana sallama konusunda vücudunu sallamasını söylüyorsa onun da etrafında insanların ona bakmasını ifade ediyorsa yani bana kalırsa bir kadını cinsel obje olarak göstermiş. Değil mi? Ben öyle anladım. Sonra diyor ki söyle söyle duymadın mı? Şıkır şıkır hay maşallah. Yani ne söylüyor acaba duymuyor? Sonra da diyor ki şıkır Şükür hey maşallah. Kadına bana kalırsa kötü kelimeler kullanmış. Yani bir kadını küçük düşürmek için gerekli birkaç şeyi kullanmış. Yani ben şunu demek istiyorum arkadaşlar, bir kadın lütfen hanım kardeşlerim beni yanlış anlamasın. Ben kadınların cinsel obje olarak gösterilmesinden nefret ediyorum. Bir klipte, bir araba reklamında veya bir reklamda bir kadının ön plana cinsel obje gibi sunulup milletin o klibi veya o videoyu izlemesi için orada bulundurulmasına çok karşıyım ve bu konuda çok sinirli tavırlarım ve düşüncelerim var. Kimse bu duruma düşmek istemez. Neyse konuyu fazla dağıtmadan şarkı sözlerini dinlemeye devam edelim ve bakalım klibin sonundan neler çıkartacağız. Hele hele bir de hop de yavrum, azıcık da sop de yavrum. Arkadaşlar yani ben hayatımda o kadar klip müzik izledim. Bazı sanatçılarımızın böyle saçma cümlelerle şarkı yapmalarını anlayamıyorum. Anlam ifade edemiyorum yani. Biz bir klipte tamam mı? Bir bilgi verildiğinde nasıl anlayabiliyoruz? Bize nasıl iyi mesajlar verilir onun farkındayız. Ama bu klipte yani ben kendimi çok cahil hissettim. Hele bir de hop de yavrum azıcık da sop de yavrum. Ne kadar saçma bir cümledir. Anlamış değilim yani bir kafamdaki cümleleri toparlayamıyorum ya. İnanın o kadar saçma bir cümle ki. Neyse devam edelim. Bağırsam vurdum duymazsın. Ya sen bu kadına hem hop be yavrum de hem sop be yavrum de. Affedersin yani sanki farklı bir şey diyormuş gibi. Ondan sonra vurdum duymazsın diyor. Ya bir kadına zaten sen böyle güzel kelimeler kullanıyorsun kullanırsan sana zaten yalvarır bakar yani. Neyse o konuyu bir ayrı geçelim. Tamam. Geçiyoruz. Bakalım devamında neler demiş. Evet. Bir sürü hanım kardeşimiz de oynuyor bu arada ve bayan kardeşimizin çok güzel bir cümlesi. Ama aşkım ben daha doymadım. Doymadığı şey ne kardeşim ya? Önünde bu cümleyi söylerken ne yemek var, ne başka bir şey var ve yani demek istediğini anlamıyorum. Ya ya ben çok cahilim ya da bana başka bir şey anlatmaya çalışıyor. Dur bakalım ne anlatıyor. Bir bakacağız şimdi ona. İsmail YK bu söze karşılık bakın ne diyor. Duydunuz mu? Hemen tekrar edeyim. Oha doymadın mı sen? O tamam şaşırmış. Oha doymadın mı sen diyor. Tamam güzel. Oha yetmedin mi sana? Biraz önce sanki yemekle ilgili bir şey konuşmuştuk değil mi? Ama şu an ne diyor? Ben mi yetmedim sana? Tamam o da iyi. Tamam. Yani kafam karıştı biraz ama devam edelim. Oha yetmedin mi sana? Çüş. Dudakta düş. Yaktın öldürdün beni valla. Siz ne anladınız bu cümleden? Yani ne demek istedi acaba bize? Sözleriyle ne demek istedi İsmail YK? E? Ben anladığım kadarıyla anlatayım. Tamam bekleyin. Oha doymadın mı sen? Yeter artık. Yeter yani ne istiyorsan artık yeter. Doymadın mı? Oha yetmedin mi sana? Ben sana yetmedim mi? Çüş. Yeter artık dur. Dudaktan da düş. Yani benden uzaklaş. İstemiyorum seni. Uzaklaş git. Yaktın öldürdün beni. Valla. Yani yemin ediyor o konuyu ayrı koyalım. Yaktın öldürdün beni. Biraz önce yetmeyen farklı bir şeydi sanki ama şu an yetmeyen sanırım kendisi ve onun uzaklaşmasını istiyor. Gitmesini istiyor. Ve kendisi bu durumda kötü hallere düşmüş. Tamam iyi güzel devam edelim. Bakalım ne diyecek? Sanırım iki defa bunu tekrarlıyor. Devam edelim. Evet. Evet, yetmedin. Evet. Birazdan klibe geleceğiz. Bu sözleri söylerken arka planda neler dönüyor? Aslında bu sözlerle ne demek istemiş? Görüntüde çok daha iyi anlayacaksınız. Lütfen her klip açmadıysanız yan sekmede açıp bir kere izleyin. Ondan sonra benim videomu tekrardan devam edin. Çünkü benim videomu o klibi izledikten sonra daha iyi anlayacaksınız. Devam ediyorum. Evet şu an oynamalar devam ediyor. Evet güzel iyi oynasınlar. Güzel. Müzik inşallah telif vermez arkadaşlar arka planda çalıyor ama Bakalım. Şu an çok 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 dikkat etmeniz gereken bir noktaya girdik. Ben burayı internette araştırdım. Yani şu konuda araştırdım. İsmail Eka Oha şarkı sözleri diye arattım. Ve kimse burada söylenenlerle ilgili hiçbir şeyden bahsetmemiş. Ve burada neler söyleniyor? İnanın ben de anlamış değilim. Anladığım kadarını çıkarmaya çalıştım. Ama eğer siz anladıysanız lütfen oradaki söylenen sözleri yorum kısmına yazın. Herkes görsün. Yani ben de göreyim. Merak ediyorum çünkü. Ne yazmış? Ya ne demek istemişler? burada 2 3 kişi şarkı söylüyor ama ne demek istediklerini anlamıyoruz. O yüzden bir geçiyorum hemen. saçma bir yer diye saçma bir yer diye dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bakın aldığım notlara göre hepten aynı söylersin, hep bana ver. Ama ellerini yukarı doğru yapıyor. Hani bunu Allah'a karşı mı söylüyor? Allah'tan mı istiyor? Yoksa sevdiği kadından mı istiyor? Onu anlamış değilim ve ne istediğini de anlamış değilim. İki tane erkek var sağ ve solunda. Bir yandan şarkı söylüyorlar. Tamam devam edelim. Bu ver ver kelimesini o kadar fazla kullanmış ki midem bulandı artık. Hangi anlamda kullandıysan artık canımı çok sıktı. Devamında da elde yok değil. Ben rakı gibi bir şey anladım arkadaşlar ama ne demek istediğini tam da anlayamadım. O yüzden diyorum sizler de dinleyin. Ama önlerindeki masada sanırım içecek bir şeyler var ama onların da ne olduğunu anlayamadım. Görüntüsünü koyacağım yine şuraya. Şurada görebilirsiniz görüntüyü. Ondan sürekli ver 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 deyip duruyor. Tamam devam edelim. Evet ve bundan sonra bu iki arkadaş klipte hiç yok. Yani bu iki erkek arkadaşı klipinde sadece burada 10 15 saniyelik bir görüntüde yer vermiş. Devam edelim. ve burada bayan arkadaş tekrardan işin içerisine giriyor ve yine ikinci defa bakın ikinci bu ikinci oldu ben daha doymadım diyor kadının hala ne istediğini anlamış değiliz klibi izlemeden bunu düşünüyoruz klibi izleyince zaten farklı saçma şey şeyler gelecek aklınıza ben daha doymadım derken ne istediğini bilmiyoruz çünkü istediği yerde yine yiyecek bir şey yok atlayalım devam edelim bakalım ne diyormuş İsmail buna karşı Şu an yemek görmeye başladık. Videonun yaklaşık bir buçuk dakikasını bitirmişiz. Ve yemek konusuna daha yeni geldik ki bu yemek de değil. Farklı bir tatlı bir şeyler yani böyle insanı enerjik tutacak şeyler. Ki birazdan klipte geçen masanın üstündeki yiyeceklere de dikkat etmenizi isteyeceğim. Tabi bunu klip bölümünde inceleyeceğiz birazdan. Birazdan şu an sözlerdeyiz. Devam edelim yine oha kelimelerinin ve biraz önceki repliğin aynısı ama arka plandaki görüntüler farklı. Ve burada doymadım mı derken klibe bayan arkadaş giriyor ve elinde üzerinde çilekler ve çikolatalarla kaplı olan bir küçük pasta ve onu yemeye çalışıyor. Bunu göstermişler ama burada da ne demek istediklerini ben hala anlamadım. Çünkü başta veya daha önce de ben daha doymadım derken ne demek istediğini bağdaştıramıyoruz. Çünkü önceden istediğinde herhangi bir yeme konusu falan yok ama sonra yemekleri görüyoruz. Devam edelim. Aynı klip, ya yani aynı sözler devam ediyoruz. Bayan hanım arkadaşların oynama halleri var. Zaten klibin yüzde bana karşı 75'lik bir bölümünde onların oynaması var. Çünkü klibi onlar izletiyor diye düşünüyorum. Yani bu kadar saçma sözleri izlemek için, klibi bitirmek için şeylerin olması gerekiyordu. Onlar da bunlar bence. Devam edelim. Yani dans etme olayları falan onları kastediyorum. İyi oynasınlar bakalım. Nereye kadar oynayacaklar? Burada tekrardan belki başta dinlememiş olan arkadaşlar vardır. Onlar için dile getireceğim. Kadınları cinsel obje haline getiren tüm insanlardan ve insanlıktan nefret ediyorum. Bir kadın bu kadar yani cinsel obje olarak gösterilemez arkadaş. Söz konusu eşitlik olunca herkes ağzını açıyor ama bir bayanı ortaya soyundurup herkesin ona dikkatli bir şekilde bakıp yanlış düşünceler içerisine girmesine kimse hayır demiyor. Acaba neden? Bu konuları çok fazla önemsiyorum. O yüzden bir kadın çok değerlidir. Bir kadın adının bu tür hallere sokulmasını istemiyorum. Devam edelim. Klibi izlemenizi tavsiye etmiyorum arkadaşlar zaten. Evet yeni sözlerimiz geliyor. Biraz geri aldım ve şimdi yeni sözlerimizi dinleyelim bakalım bize neler demek istemiş İsmail LK diğer sözlerinde. Bir ileri bir geri oynatma kaşıntın mı var? Şıkır şıplatma hep bana hep bana kastın mı var? Devam ediyoruz. Trilelli zır deli. Bir deli yaptın beni. Tamam. Elin ayağın durmaz, vurdum duymazsın. Elin ayağın durmaz, vurdum duymazsın. Şimdi bu sözlerin hepsini tekrardan ne demiş? Hızlı bir şekilde okuyayım ve ne demek istediğini anlamaya çalışalım. Zorlanıyorum çünkü anlamaya çalışalım. Bir ileri bir geri oynatma kaşıntın mı var? Tamam birileri bir geri oynatma. Tamam yani burada ne demek istediğini yine anlamadım. Tamam geçelim. Şıkı şıkı şıplatma. Hep bana kastın mı var? Ben bu cümleyi de tam anlayamadım. Şıkı şıkı şıplatma hep bana kastın mı var? Geçelim. Trilelli zır deli. Bir deli bir deli ettin beni. Elin ayağın durmaz. Vurdum duymaz mısın? Arkadaşlar cümlede o kadar devriklik var ki. Yani bazen korkuyorum. Acaba bu şarkı sözleri yazılırken Türkçe imla kılavuzlarını falan edebiyat falan her şeyi geçiyorum. Bir insanın anlamasında zorluk çekilsin diye mi yazılmış? Ya da neyse aklıma geleni söylemeyeceğim. birileri bir geri oynatma kaşıntı mı var senin derken acaba kadına kaşıntı konusunu dayak anlamında mı söylüyor? Artık döveceğim yeter. Yani burama kadar geldi mi demek istiyor? Yoksa başka yerlere mi çekiyor? Yani tam çözemedim ama klipten biraz bir şeyler anlayabilirsiniz. Çok iyi anlayacaksınız hem de klipten. Hep bana kastın mı var diyor. Aslında burada bir sanki tehdit varmış gibi. Kadını kıpırdaması yani kaşıntısı onun kastıymış sanki veya onu üzmek için yapılıyormuş sanki ama neye karşı yapılıyor? Onu da çözmüş değilim. Hani birilerine karşı mı? Kendisine karşı mı? Ortalık karıştı arkadaşlar. Duman oldu ya. Beynim yanmaya başlayacak. Az kaldı. Zaten bundan sonra bitiyor. Yavaş yavaş sona geldik. Elin ayağın durmaz. Vurdum duymazsın. Yani kadın affedersin eliyle ayağıyla her haltı yiyor. Her haltı yiyor. Kesintisiz. Ve bunun üstüne de söylenen laflara da vurdum duymazlık yapıyor. Yapıyor. Yani beni anlamıyor, beni dinlemiyor, her halini her istediğini yapıyor ve vurdum duymaz bir kadını ne kadar tuhaf bir ortama çekebildiğini gördüğünüzü düşünüyorum. Yani aslında klipte anlatılmak istenen şeyle kadınları bir ayrı çözemedim ya. Klipte ne demek istediğini çok iyi bir şekilde anlayan arkadaşlar umarım vardır biliyorum. Belki ben size daha iyi bir şekilde anlatamamış olabilirim ama lütfen yorum kısmından bunu belirtin. Devam edelim. Ve kadın yine aynı şekilde yemek falan ortamı yok. Bakın yemek falan ortamı yok. Kesinlikle yemekle ilgili hiçbir şey yok. Ve söylediği cümle şu. Bir daha ver. İsmail YK ne verecek? Harçlığı mı yok? Cebinde parası mı yok? Ya da sevgiye mi ihtiyacı var? Duygusal yoğunluğa mı girdi? Artık ne istiyor ben bunu hala anlamış değil Klibi bitirdik. ilk iki dakikayı geride bıraktık. Ama biz hala ne istediğini anlayamadık. Bu kadın acaba acıktı mı? Bu kadının acaba duygusal eksiklikleri mi var? Bu kadın acaba yeni elbise almak için para mı istiyor? Ya bu kadın ne istiyor? Biz hala bu klipte onu anlamış değiliz. Aslında anladık da anlamamışla vuruyoruz. Çünkü alt bilincimize yerleşmesi gerekiyor bu. İlerleyen zamanlarda karşımıza çıktığında ya bu normal bir şey. Devam et. Devam et. İste iste. Devam et. Dedirtmek için devam ediyorlar. Klibi devam edelim. Evet, doymadın mı sen? Aynı nakaratlar devam ediyor. Çüş, çüş kelimesi bir kadına bana karşı söylenebilecek küfürden daha ileri bir şey ya. Yani kötü bir kelime. Çüş ne demek abi? Eşeğe deniyor çüş ya. Ayıp ya. Yazık, cidden ayıp ya. Çok üzüldüm ya. Bu kelimeyi bir kadına karşı konuşmak, oha demek, çüş demek yani e, tarif edilemez saçma bir duygu içerisindeyim şu an. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Evet, klibin sözlerini sonuna geldik. Beyniniz yanmış olabilir. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilemeden önce bir de klibi inceleyin. Başa sarıyorum arkadaşlar. Klibi açtım. Lütfen klibi siz de benimle birlikte açın. Hemen yan sekmeden açın. Ben yine şuraya ekleyeceğim ama buraya tabii ki telif hakkı geleceği için çok detaylı bir şekilde koyamıyorum. O yüzden yine böyle puslu bir görüntü ekleyeceğim. Az çok anlayın diye. Ama klibi hemen yan sekmeden açıp benle birlikte izleyin siz de daha iyi anlayacaksınız. Şimdi başlatıyorum. Girişte nasıl girdiğini bir konuşalım, bir bakalım nasıl girmiş. Kadının dudakları ve burnuyla girmiş. Hmm, acaba neden? Bir kadının en önemli, daha doğrusu insanlara gösterebileceği yer yüzüdür. Ve burada en önemli nokta birisi dudak sanırım, birisi burun. Tamam devam edelim. Yavaştan giriyor. Ve bir kadının böyle yani giriş yapması müze. Oo, çözemedim. Devam edelim. Klip arkadaşlar şu an Klibin başlangıcında İsmail YK yok. Nerede bilmiyoruz. Birazdan girecek ve bayanlar sanki evde pijama partisi veriyormuş gibi ama pijama giymemişler. Tabii o farklı bir nokta. Devam edelim. Evet, her türlü renkler falan döndü. Oynuyorlar güzel. Evet. Ve bayanlarda bir şey dikkat ettiniz mi bilmiyorum bayanlar genelde kendilerini makyaj konusunda çok ileri derecede güzel gördüklerini hissediyorlar. Yani bir kadın kendine makyaj yapınca wow yani yeni ben, yeni dünya, artık değiştim, artık eskide, geride yaşadığım her şeyi geride bıraktım olaylarına geliyor. Tamam, sıkıntı yok. Ben kadınların makyaj yapmasına kesinlikle karşı değilim. Bunu alıp başka taraflara çekmeyin. Benim karşı olduğum nokta aşırı. Abi bir olayın aşırısına gitti mi deyip Bir insan çok farklılaşıyor yani, saçmalaşıyor. Yani kaşın çektirip boyatan insanlar yani bilmiyorum hangi kafayı yaşıyorlar da onu bir kenara bırakalım. Burada bayanların, klipte oynayan bayanların sadece ilk önce makyajlarını eleştirmek istiyorum. Çünkü makyaj konusunda çok abartmış. O yüzlerindeki makyajı silsinler abi. Önceki hali, yeni hali diye şöyle bir ayrım yapsanız inanın tanıyamazsınız ya. Yani bence çok aşırıya gidilmiş. Bir kadının bu kadar abartmasına gerek yok. Bir kadın olduğu gibi güzeldir abi. Bir kadın eğer olduğu gibi güzel, kendisini görmüyorsanız hafif makyaj yapsın, onda sıkıntı yok. Ama yani boya kutusunu içeyen dalmak nedir onu çözmüş değilim. Neyse devam edelim, devam edelim. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Evet, İsmail Ekay girdi. Şu an girdi ve yanlış bir hareketteler. Devam edelim. Ne olduklarını anlayamadım arkadaşlar. Çünkü klipte bir üstten bir alttan girip çıkıyorlar. Sanırım biraz sonra istediğini isteyecek. Girdik. Salla salla boş ver salla derken kafasını işaret etti. Düşüncelerini mi salla demek istiyor? Veya yaşadığın her şey mi? Hangi derdi çekiyorsan onu mu salla diyor? Bilmiyorum devam edelim. Dünya dönsün etrafında. etrafında Tabi bu sözleri söylerken arkada 4 tane bayan kardeşimiz oynuyor. Güzel, iyi, tamam. Devam edelim. Mumlar falan da yanıyor. Ayrıntıları izlediğiniz, dinlediğiniz her şeyin ayrıntılarını es geçmeyin arkadaşlar. Es geçmeyin. Devam edelim. Evet İsmail Yaka e yine kayboldu. Bir şey dikkat çekmenizi istiyorum. Kadınların arka planda oynadığı, o oyun oyun oynadığı, sallandığı yerin, yer oturdukları yer daha doğrusu. Bilin bakalım ne? Durdurup bakın videoya. Bilin bakalım kadınlar neyin üstünde oynuyor ve neyi sallamayı aslında ifade etmiş. Devam edelim. Şıkır şıkır ay maşallah dedi devam ediyoruz. Şimdi bir içeceklerin falan olduğu yere geldik. Yeşil renk değiştiriyor sürekli videoda. Bu içeceklerin ne olduğunu bilen arkadaş varsa lütfen yorum kısmına yazsın. Bana çok iyi bir şeymiş gibi gelmedi yani. Büyük ihtimal ne ben de bilmiyorum içki olabilir. Evet içki olabilir çünkü bardağın bir tanesine koymuşlar. Ve bir tane halka var arka planda. Bir tane topla oynuyorlar. Balon içerisinde tüyler falan var. Tamam devam edelim. Öpme anı var ama izin vermiyor. Tamam devam edelim. Azıcık da zop de yavrum falan sözlerine geldik. Hele bir de hop de yavrum azıcık da sop de yavrum kısmına geldik arkadaşlar. Dinleyerek izleyin. Acaba ne saçmalamış burada onu yani anlamış değilim hadi devam edelim. Ve bunları yaparken hani aslında bir sistem söz konusu ama kadın yanında oynuyor. Yani bunu çözmüş değilim. Biz niçin kederli şarkıları, oyun havası şarkıları yaptığımızı da onu anlamış değilim. İlerleyen videolarda kesinlikle bunu da dile getireceğim. Ondan önce şu videoya bir bakalım. Oynamaya devam ediyorlar güzel. Ama aşkım ben daha doymadım. Aşkım, ben daha doymadım derken oturduğu yeri gördünüz, koltukta oturuyorlar normal bir yerde ve doymadığı şey neydi onu da anlamış değilim ve arkada bayanlar oynuyor bu sözü söylerken. Ha, şu an yemek geldi. Cidden yemek geldi. Şaşırdım. Şu an yemek geldi. Doymadın mı sen diye. Ama çüş. Çüş derken bir şey gösteriyor. Ne gösteriyor? Bir şey gösteriyor. Tamam. Arkadaşlar sözlerle klibi bağdaştırmak inanın çok zor. Çok zorlanıyorum. Yani bir klipte, bir müzikte, bir sözde bir şeyleri kıyaslamak inanın beyin yakan ortamlara getiriyor beni. Siz acaba bu klip ve müzik hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumdan belirtin. Merak ediyorum çünkü. Ben anlamadığım şeyler anlamak istiyorum. Lütfen. Devam edelim. Bayanlar arka planda yine. Ve bir şey daha dikkatimi çekti arkadaşlar. Klipte İsmail YK şarkı söylerken arka planda diğer kızlar var. Ama ben daha doymadım diyen bayan o klipte yok. O sahnede yoktu yani. Yani yine anlamış değilim. Kadınlar yine bir yerin üstüne oynuyorlar. Evet. Arka planda kadınlar var ve nerenin üstünde oturduğuna dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Evet İsmail Eka kadınlarla oynuyor. Güzel kızlarla oynuyor yani. Evet yemek konusu. Ve dediğim gibi arkadaşlar o toplu bir şekilde kızların oynadığı ortama bakın. Ve şimdi o biraz önce bahsettiğim saçma ara söz yeri geldi. Ve iki tane erkek etrafında bir sürü bayan oynuyor. Ve saçma sapan birkaç tane cümle söylüyor. Ne dediğini de anlamış değilim. O yüzden yorum kısmına belirtin demiştim. Tekrar söylüyorum belirtin. Hala anlamış değilim. Saz çalınıyor, güzel. Ve önlerinde bir masa var arkadaşlar. O masada biraz önceki gördüğümüz yiyecek içecek konumu yine var. O da geçelim devam edelim. Ve tekrar şu dikkatimi yine çekti. Yani o sarı elbiseli bayanla hep farklı bir ortamda, tek başına, diğer bayanlarla hep bir başka erkeklerle ve başka bayanlarla. Yani olayı da çözemedim. Ver, ver olaylarını bu tarafa da taşımışlar. Ee, anlamış değilim yani bir erkek hem o kadınla hem de diğer kadınlarla bir, ar bir arada birlikte vakit geçirmesi çok normalmiş mi? Normal mi demek istiyor? Ben tam anlayamadım. Devam edelim. Evet. Cips yiyor. Afiyet olsun cips yiyor. Ben daha doymadım. Sonra da ben daha doymadım diyor. Üzücü değil mi? Yazık ve oha cümleleriyle tekrardan giriyoruz. Klipte "Yetmedim mi sana?" diyor. Arkadaşlar daha ne diyebilirim yani? Hani bak bu kelime "Yetmedim mi sana?" olayını kullanmamış olsa ben diyeceğim ki bu kadın aç. Ama bunu kullanınca ben yani üzülüyorum ya. Üzülüyorum yani anlamış değilim, üzülüyorum. Devam edelim. krem şanti falan dökülüyor. Güzel. Daha bir sürü ayrıntı var ama bu ayrıntıların çoğunu es geçmek zorundayım. Zorundayım. O yüzden siz klibi izleyin. Dikkat ettiğiniz, benim atladığım, söylemeye çekindiğim şeyleri lütfen yorumdan belirtiniz. Yani ahlak kurallarının dışına çıkmak istemediğim için bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Ben toplumumun... Devam edelim. Evet yine bayanlar kendi aralarında oynuyorlar bir odada. Güzel pembiş bir oda var. Duvarda bir kadın resmi var. Yine bir müzik sallıyor. Ondan sonra pembiş şeyler. Her şey pembe. Her şey toz pembe. Ya. Her şey toz pembe. Yani bir kadının kafasındaki her şeyi toz pembe mi yapmaya çalışıyorlar? Çözemedim. Devam ediyoruz. Yani ve klibi sonuna kadar izletmek için yine bayan kardeşlerimizi kullanmışlar diye düşünüyorum. Ve etraftaki ayrıntılara çok fazla dikkat edin. Sağ tarafta kullanılan bir tane çiçek var. Duvarda büyük bir çiçek var. Bu çiçek niçin kullanılmış bilmiyorum. Yerleri var. Ve deri. Devam edelim. Ve kadınların yastık savaşı. Birileri bir geri. Niye bir saçma bir cümleyle girmiş içeriye? Ben onu anlamış değilim. Devam edelim. Ya klibin sözleri o kadar moralimi bozuyor ki anlatamam ya. Klip bundan sonrasıyla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Çok yani eksik fazla anlatılacak çok şey var. Kadın omzuna çıkmış arkasında. Hem istemiyor hem beni deli ettin diyor. Hem şöyle yaptın hem böyle yaptın diyor. Hem de başından aşağı indirmiyor yani. Yani çözmüş değilim ya. Hem vurdum duymaz diyor. Hem kötü kötü şeyler söylüyor. Ondan sonra. Ve son isteğe çok dikkat edin. Yattığı yerden kalkarak bir daha ver diyor. Hmm, güzel. Ve ohalarla devam ediyoruz ve aynı bayan kardeşim dikkat edin İsmail Kayla diğer kızların içerisinde yok. Ve kadınlar nerede oynuyor? Ona da tekrar dikkat edin. Müzik güzel, müziğe bir şey demiyorum. Arka planda çalan pop müziğe çok iyi yani uymuş, güzel. Müzik konusunda sıkıntım yok. Ama sözler ve arka plandaki görüntü konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Ve bayan arkadaşların yüzlerine çok dikkat çekilmiş. Yani bir bayana sanırım böyle olmalısın mı deniyor. Onu da anlamış değilim. Herhalde öyle deniyordur. devam edelim. Klibi arka planda dinliyoruz. Evet son defa biraz önceki ilk iki tane erkekle birlikte olduğu klipten yine kısa bir görüntüye yer verdi. Yani koskocaman klipte çok kısa bir yerde oynatmış o iki arkadaşı. Çözemedim. Sonunda ve en sonunda arkadaşlar klibin en sonunda İsmail YK ortalama 2 4 6 tane bayan arkadaşımızın ortasından kalkıyor ve Oha diyor. Doymadın mı? Acaba doymayan kim? Kendisi mi doymuyor? Onlar mı doymuyor? Çözemedim. 6 tane. En sonda zaten kadın erkeği öpmeye çalışıyor. Konu nereye gitti ya? Abi nereden başladık? Nereye gittik ya? <laughs> Ve sol altta tabii ki İsmail YK. Oha. Yazıyor. Ve klibimiz iki tane bayan arkadaşımızın tavşan kulaklarıyla bitiyor. İlginç ve yatakta bitiyor. Anlatabildiğim herhalde her şeyi anlattım. Yutkunarak izledim. Cidden videoyu bitirdik arkadaşlar. Evet. Klibimizi bitirdik. İsmail YK OHA klibinde bize neler anlatmak istemiş? Az çok anlamaya çalıştık. Anlayabildiğimiz her şeyi bir kenara koyalım. Ama anlayamadığımız lütfen birçok şey varsa ve siz bunu anlamışsanız lütfen yorum kısmından belirtin. Bir sonraki müzik incelemesinde görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.